Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Bugün tefekkür ederken şu akla geldi. Mehdi'nin boynuna biat olmayacak. Öbür Mehdi'ler biat törenleri düzenliyor. Allah ıslah etsin. Hakikati göstersin. Yani Mehdi içtihatlar koyacak alimler, kılıcı keskin olmasa, kılıcı ilmi keskin olmasa ölümüne fetva verecekler diye bildiriliyor. Şimdi bu derecedeki bir adamın yerine talip olmak deli işi. Yani ben buyum demek yani. Oysam Allahu Teala yol gösteriyor. Yani içtihat da koyuyorsun, hakikati orada ortaya koyuyorsun. Şimdi bunlar Mehdi'yim diye biat törenleri düzenliyorlar. Mehdi'nin boynuna biat olmayacak. Yani böyle bir durum var. Mehdi'nin boynuna biat olmama durumu. Yani onun üstünde biat yok. Bunlar biat törenleri düzenliyor. Hiçbir şey yoksa ortada mesela Sakaryevi'nin ortaya koyduğu ilmi bir düsturu yok. Yani 1440 sene sonra ben bir sürü ilmi düsturu ortaya koymuşum. Yazılarımda, çizilerimde, şeylerin aralarında var. Bunu görenler mesela şey yapar mesela, aynı el yakın bir delil, ilmel yakın delillerle nesedilemez. Kim söylemiş bunu? Ben görmedim. Ben okumadım. Ben söyledim. Asıldan bir cüz, zıldın küllüne galiptir. Eserden ziyadeyi anlayamayan, yani bir ilmi eserin çıkış noktası, ispat noktası olduğu gibi nesedilme noktasıdır. Yani kabul edilebilir nesedilme noktası çıkış noktasıdır. Mesela ben senelerdir, 11 senedir diyorum ki alimleri yendiğimi beyan ediyorum. Benim çıkış noktam Mektubat-ı Rabbani. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki Mehdi benim kitaplarımı okuyacak, tam manasıyla hak verecek. Ben ilk videolarımda bunu söyledim. Yani hak vermemenin imkanı yok. Düşünün ki Mektubat-ı Rabbani'yi ben yazdım. Yazsam şimdi bu zamanın alim geçinenleri, ezbercileri beni kabul etmezler. İyi ki Mektubat-ı Rabbani var ki ben diyorum ki yani sizin okuduğunuz kitaplar uyarınca Rabbaniler olun. Yani okuyup okutmakta olduğunuz Kur'an-ı Kadim, işte ben şimdi kendime çağırmıyorum. Yani bir Resul der ki Allah'ı bırakıp bana tapın demez buyuruyor Allah-u Teala. Elinizdeki kitaplar uyarınca Rabbaniler olun der. Şimdi elinizdeki kitaplardaki yazılanlarla biz ispat ediyoruz. Neyi ispat ediyoruz? Nübüvvet kemaatını. Çıkış noktamız nübüvvet kemaatının ispatı. Bunun ilim ehli, yani Sakaryevi şimdi ilim ehli diye geçiniyor hakkani bakış. Buyur kardeş, aşağı atacağım silsileyle benim ilmi çıkış noktamı izam et, neset. Ben de çekileyim, beni de irşad etmiş ol. Ben de bu metrik meselesinden çekileyim. Ama böyle bir şeyin ha tek kişi de aslında şey değil. Yani Mehdi meselesinde bir tek kişinin sen Mehdi değilsin. Böyle bir laflar olmaz. Mehdi meselesinde tabi normal sıradan Mehdiler için izam edebilirsin mesela. Sakarya'daki Mehdi'yi izam edebilirsin. Niye? Sen İsrail'e bir vücuda sahip değilsin. Geniş kalınlı değilsin. Geniş omuzlu değilsin. Burnun kemerli değil. Kaşında yarık yok. İşte nübüvvet mührü sağ yanağındaki inci yandıran yıldız gibi işaret yok. Nübüvvet mührü denilenden hiç bahsetmiyorsun. Nübüvvet mühüründen. Yani alında hani bir nübüvvet nuru davası oluyor. Yani bu da yani ben de hani az uyumakla, az içmekle, az konuşmakla dini meselelere fazla eğildiğimde peyda olan bir şey. Yani nübüvvet nurunun olması. Ya bunlar yok. Hak getire. Bu da bir de bu gibi zatlar şey düzenliyor.
biat törenleri, Hilafeti Muhammediye. Yani sayısını mı artırayım diye dua ediyorum içimden. Yani öyle mi dua etsem diyorum. Yani bunlara uyan, zamanın alimlere uyan akın akın cehenneme gidiyor. Bunlar kurtuluş şeyinde mi, reddesinde mi, ne? Yani ayrı bir itikadi konuyu ortaya koyup da ya bunlar yanlış da biz doğruyu yapıyoruz diye bir şey yok. Biz bir Mehdi bulduk, onun peşinden gidiyoruz davasındalar. Ki bizim avamın teveccühünü kabul etme gibi bir durumumuz yok. Avam bizim mesela, avamdan biz kişileri yanımızda, etrafımızda toplayıp da işte riyalanmak gibi bir niyete değiliz. En çok sevdiğim şey, istediğim, talep ettiğim şey ilim ehline boyun eğdirmek. Ama bundaki gaye ve maksat, yani kendi nefsimi ziyade yapmak, övmekten mağda, alimlerin yanlış olduğu noktasında avamın gözünde, yani ariflerin gözünde ve salihlerin gözünde alimlerin yanlış olduğu noktasını ispat etmek, onların zelil olmasıyla. Bu zelillik onlara imanı getirirken niye zelil olmuyorsunuz kardeşim? Ya da ne dedin? İrşad edin, sizin göreviniz bu. Zamanın alimleri olarak toplanın 4 kişi 5 kişi, illa Cübbeli'nin dediği gibi illa bilmem ne kurulu oluşturmanıza gerek yok. İsmail Ağa'dan bir tane, ya İsmail Ağa bütün cemaatleri temsil eden bir kuruluk kuyup şey yapabilir. Madem göndermiyorlar, İsmail Ağa'nın ortaya koyduğu iştihatlar geçerli olabilir. Niye? İlmi dereceleri yüksek, yani ilme göre, yani gerçi ezberciler ama ilme göre şey verecekler. Şimdi Mektubat-ı Rabbani benim çıkış noktam, Nübüvvet Kemalat'ın usulü beşeret. Bunların hocaları, şeyhleri, şeyhlerinin şeyhleri dahi bunu açıklamış değil ki, İmam-ı Rabbani açıklamış değil. Yani sanki Mehdi'ye al bunlar sana inanmayacak, al bunu sen açıkla der gibi bir durumu var. Burada bir durum var. Yani sen bunu kemalat ispat edeceksin. İşte senin böyle bir ehemmiyetin var. Ama bu adi oğlu adiler de işte olgunlaşma safhasında, yani. Adi oğlu adiliğin en üst safhasında. Düşünüyorum bazı kerem. Diyorum ki ya Mehdi'nin, hani bizim Ömer Faruk Hoca şöyle diyordu. Ya Mehdi diyordu 7 senede 20 seneyi, her senesi 7 sene irşat olacak, irşat yapacak. Her senesi 20 seneye tekamül edecek. Ya benim bakıyorum Osmanlı'nın zamanından 140, sonu 140 senede gelen sapık itikat ve bitatlerin hulasası 140 sene. 7 böyle bir şey, böyle bir şeyin karşısındayım ben. Birikmenin karşısındayım. Bir balon şey yapmış. Ben patlattığımı zannediyorum ama bunların havsalasında bu balon ne patlıyor ne çatlıyor. Ya. Aslında patlattım ben bu balonu. Balon yok. Yani balonun içine bıçak girdi. Soktuk bıçağın içine. İrin kan akması gereken yerde, hava çıkması gereken yerde. Yani istediğin yerden sok balona. Bunların tış, bunlara işlemiyor. Bunlara hakikat işlemiyor. Bunlara reddiye işlemiyor. Bunlar reddiye geçirmiyor abicim. Yani ben reddiye geçiriyorum. Bana yapın. Bu hak değil deyin. Yazdıklarımdan ve ispat edin. Ben sizin yazdıklarınızı, hakkani bakışın işte söylediği bir şey varsa ya düzeltmişim mesela. Ali Kara'nın yaptığı şeyleri, göz yummalarını, İsmail Ağa cemaatinin ve Cübbeli'nin, genelde Cübbeli Medine'nin alimi olduğundan, bu gibi şeylerden önce olduğundan ben bunun karşısında devamlı dikildim. Ve bunu o derece yaptım ki Cübbeli'nin haysiyetsizliğini, şerefsizliğini, dindeki kaypaklığını o derece ortaya koydum ki şunu söyledi. Vallahi billahi tallahi. Artık dedi tamam, ben kendimi övmüyorum. Yani ben dedi yani kendimi övecek bir durumum yok. Ben yani iyiyim diyemiyorum. Tamam. Ama en azından dedi çocukken bu işe başlarken, bu yola girerken niyetim sahihti. Ben onun da çocuğun hocasının, Resul Hoca'nın sözleriyle daha çocukken insanların teveccühünü, talebi doğrultusunda bir rıza yönü olduğunu ortaya koydum. Hocası da diyor ki öyle bir ihlas ki. Bu ihlas değil. Bu riyanın ta kendisi. Yani Cübbeli daha temelinden riya şeyinde, yani
Ha şimdi dese ki kabul ettim, iman dairesine girer. Birden iman dairesine, ha kurtuluş babında. Hakikaten iman etmiş olmaz. İman dairesine girer. Ha hakikaten iman etme durumu tefekkürle olur. Yani tefekkürün getirdiği teslimiyet de olur. Ha bunlar dün akşam işte mevzu, iman mevzusu benim iman ettin mi oğlum dememden sonra açıklamalarda bulundu. O bedeviler gerçekten iman etti ondan sonra. Bu Resulullah'ın gönüllülüğü ve terbiyesi vardı. Yani o zamanın atmosferi çok değişikti. O zaman o atmosfer de görünebiliyordu, anlaşılabiliyordu, kavranabiliyordu. Ve insanları yani imandan alıkoyacak oraya gelen bunu talep için geliyordu zaten. İman talebi için. Yani aman lafla Müslüman olduk demek için değil yani. Şimdi onlar o zaman gerekenleri yaptıkları takdirde kısa zamanda iman safhasına ulaşıyorlardı. Çünkü dostlarımdan gelen en iyi haber ölüm haberleridir buyuruyor Aleyhisselam. Aleyhisselam. Ölüm haberleri işte katından bir ruh teyit etmesiyle, ölmeden evvel ölmeyle sonuçlanıyordu. Bu sonucu Aleyhisselam sahabesine söylüyordu işte dostlarımdan gelen haber işte bunlar tevatürle yayılmamış yani o zaman da devamlı böyle şeyler normal olağan olduğundan ayrı bir haber ayrı bir şey gibi yayınlanmamış. Halbuki bu iman safhası sahabenin arasında gel inat etme anlaşıyor acayibi diye yayılırdı. Yani ilk başta insanlar birbirini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çağırırken onun dinine çağırırken gel inat etme. Anla şu acayibi diye çağırdılar. İşte bu meselenin özü o şey çölden gelen bedeviler ayet sonrası ayetin muhatabı oldular ama onlar sonradan o zamanın Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önderliğinde tebliğinde imana erdiler. Yani bu iman safhası bütün sahabeye caridir. Ama ondan sonrakilerde işte peyderpey azaldı bu nübüvvet yolu. Yani şimdi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın nübüvvet yolu, nübüvvet kemalatı daha sahabede vardı ama öncü olma itibariyle en yüksek olma itibariyle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tır mesela öncülük yani o yola baş koyma davası, bütün varını yoğunu sarf etme davasıyla Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh önce ama o akabinde diyeceksiniz ki yok mu sahabeden? Sahabeden böyle zatlar var. Yani bu zatlar kendini ben buyum, ben şuyum diye kendini ortaya koymadılar. Dini birbirini İslam'ın Fethullah Gülen'in, FETÖ'nün demesi gibi şeffal açmasıyla iştigal ettiler. Yani Cübbeli bizim kendisini onlarla kıyaslarsa büyük yanlışta bulunur. Hala o teslim yani Müslüman teslim olduk söylenenleri kabul ettik. Yani bunları yapmayla bu yapmaya teslimiz. Davasında, iman davasına geçme, kalbine işleme davası onda değil. Cübbeli sende bu durum cari değil. Sende bu şey gerçekleşmiş değil. Bunu anlayalım yani. Millete yani böyle safsaklı yollarla kendini iman etmiş gibi göstermeyin. İkinci bir iman eden gerçek manada bu safhaya ulaşan ikinci bir kişi beni ölüm kimse engelleyemez bana uymaktan. Çünkü ben onun yerine koyuyorum. Yani bana dünya malı, işte dünya sarfiyatı, dünyada bir merhale verseler ne olur, vermeseler ne olur. Allahu Teala bana bir böyle bir makamı, işte müvekkil hayatını bitirme gibi, işte ikinci bir kişi ilafetle şey olur. Birincisi imametle, ikinci bir kişi ilafetle. Varsa da buyursun gelsin. Gelir ya. Bulduğu vakit, duyduğu vakit, imamet olayını duyduğu vakit gelir. Yani iptina etmez. Yani ben şöyleyim, böyleyim falan ilmi de olsa gelir. Yani zahir ilimlerde belli bir safhaya da gelse gelir yani. Uyuma konusunda tereddüt etmez. Yani ya imam,
ya Mehdi, ya Resulullah'ın torunu, ya Allah'ın halifesi, bu gibi lafları sarf etmekte en ufak bir tereddüt olmaz. Niye? Kendisi o yolun müdavimi olduğunu. Ama tabii bunlar şimdi cübbeli böyle bir enaniyetin sahibiyken gelip de ya Mehdi demesi zor. Cevat Akşit, ben diyor abdestsiz yere basmıyorum. Yani farkında değil, imansız basıyor, farkında değil. Yani şimdi onların bulunduğu şimdi durumda, yani Mehdi meselesinde kabul etmese dahi bunun, yani böyle bir mesuliyet olmasa, Mehdi'yi kabullenmeme gibi mesuliyeti, küfür mesabesinde bir mesuliyeti olmasa dahi ortaya konulan itikadi meselelerin inkarı zaten kafirliği gerektiriyor. Yani mesela Cübbeli şimdi zaman maluk diyor, kafir. Şimdi aslı ortaya konmuş imam tarafından, Allah-u Teala tarafından tayin edilen bir imam tarafından, tabi bu imamet, nübüvvet kemalatı, imamet önderlik vasfı, öz vasfı. Ama bizde şu da var, yani biz nebi olma yönü, yani Allah-u Teala'nın vahyine muhatap olma ve bunu aktarma yönümüz de var. Ben bu kemalatın ilk ispatında bu şeyi açıklıyorum. Yani Ali Kara'nın 10 senelik onun yazılarına yaptığım yorumların akabinde kaç kere söyledi adam. Yani artık bir şeyler teklif etti ama yani bu onu en azından Eflatun gibi, yani uyulması gereken bizzat olarak gördü. Dedi ki işte en azından biz imama bunu sevk edelim, bütün sorunlarımızı atalım, sorunumuzu o taşısın dedi. Bunu söyledi adam. Yani bunu inkar etmemek lazım. Ben bunu sohbetlerini takip ettiğim için söyleyebiliyorum. Ve şunu söyledi. Yani sıkıştı. Bakıyor cemaat kol kırılır, yan içinde kalır. İşte böyle bir yol aradı adam. Dedi ki açıklayıcı bir Resul'e itaat etmek mecburiyette değiliz diye bir açıklaması var. Videosu var ya. Yani düşünsenize. Bir Resul gelecek ve sen o Resul'e açıklayıcı bir Resul diye, yani elindeki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için ayette buyuruyor ya, elinizdeki kitap ve hikmeti açıklayan bir Resul geldiğinde. İşte açıklıyoruz. Açıkladığımıza da kâne oldu. Açıkladığımız hadis-i şerifleri gördü. Yazılarımıza baktı. İtikadi meseleleri, bid'atlere saldırmamız, yanlışların üstüne korkmadan gitmemiz, ölüm şeyiyle kanımız dökmek pahasına gitmemiz, adamı gördü ki ya dedi, tamam yani şimdi Resulullah'ın bildirdiği sağ yanağında inci yandıran yıldız gibi işaret de bunda var. Sormuştur herhalde yanındakilere. Yanındakiler buna onlara şey yapmıştır, şahit olmuşlardır. Ve adam şunu söyledi. Biz hani kıvırmak için açıklayıcı bile basit gördü bizi herhalde. Yani bu işi şakaya aldı herhalde. Bu din ya. Bu din. Böyle bir davada kafirlikle hitam edilirsin. Yani kafir olursun. Basit bir şekilde bu örtücü olmuş gitmiş olursun. Ve böyle de oldun, böyle de gittin. Yani basit. Bu zamanın alimi, cübbeliymiş, hakkaniymiş bir yetişmesi değildi. Yani fark eden bir şey olmaz. Belli bir safhayı geçen alim statüsünü kazanma durumundadır şeye. Yani şimdi bu zamanda alim statüsünü kazanmak, hani Cübbeli'nin güzel bir tabiri vardı. Alim her şeyi bilmek zorunda değil. Neyi nerede bulacağını bilen kişi alim statüsündedir. Ki doğru söylüyor yani. Cübbeli'nin her şeyi yanlış değil. Cübbeli'ye diyoruz da Cübbeli'nin her şeyi yanlış değil. Öbürküne böyle kök söktüren bir adam. Yani istediğim şeyi yedirip yutturabilirim diyebilen bir adam. Çünkü kimsenin hakikat manasında araştırıp o işin tefekkürü kendisinin dahi o belli bir derecede inebiliyor ama tam derinliğine inemiyor. Zaman mefhumu mesela, ben şimdi onun yerinde olsaydım kaç kere kelleyi atıp kesmiş batı atmıştım 5. kattan aşağı. Niye? Ulan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamana küfretmeyin, zaman Allah'tır buyururken, hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis aktarırken, zaman insanoğlu, Ademoğlu zamana küfreder, dehre küfreder, halbuki dehir benim, zaman benim buyuruyor Allah-u Teala buyururken, böyle buyururken ben şunu diyemem, zaman mahluktur. Yani Allah'a küfretmenin aynısı olur, küfrün aynısıdır, cehennem.
Buna yol yok başka. Cehennem. Direkt. Yani bu gibi şeylerin dinin bir şaka olmadığı, bunun azı, çoğu, işte kıyısı, köşesi olmadığı, din safhasında bir yanlışın yani birçok bütününü engellediği, bütününü kötülediği, bütününü lekelediği aşikardır. Yani ben onun yanında olsam 10 defa ya ben bundan geri dönmüştüm. İşte ondaki geri dönememe durumu derdinin gerçek manada hakikat olmadığı ortaya çıkıyor. Ya da onun bu zamana kadar ya satın alınmış olduğu, ya canından korkuyor, ya evladına vurulacak, işte verilecek zarardan ya da kendi canına verilecek, maddiyatına verilecek ya da Mehdi'yi kabul etme konusuyla şanını, şöhretini kaybetme, işte bununla beraber işte yaşantısına vurulacak, maddiyatının gelirinin olmamasıyla beraber maddiyatına vurulacak darbeden korkuyor. Gelirine vurulacak darbeden korkuyor. Yani Cevat Akşit neden korkar mesela bu saatten sonra? Yani bu saatten sonra imanını mühürlemiş olur. Mehdi gibi bir zata uymakla imanını mühürlemiş olur. Ya Resulallah, ben senin dediğine şey yaptım, böyle bir karışık zamanda dediğin kişiye uydum, yaşıma başıma bakmadım. Yani nasıl Hazreti Abbas radıyallahu anh, o benden yaşlı sizin için dedi buyurdu. Abbas adamdan, ben o benden yaşlı, ben ondan yaşlıyım, o benden büyük buyurdu. Ben de onu şiar edindim. Dedim ki ben ondan yaşlıyım, o benden büyük. O Resulullah'ın bildirdiğidir, Allah'ın halifesidir. Ben ona biat ettim. İmanıma ya Mehdi şahit ol dedi. Ve itikadi mevzuları kabul etti. Ben de dedim ki aldım, kabul ettim. Ben Resulullah'ın yanındayım, sen de benimle berabersin ya Cevat dedim. Amca mı diyeyim? Cevat abim mi diyeyim? Ya Cevat dedim. Aldım, kabul ettim dedim. İmanım mühürledi, dedim ki öldü. Tamam. Bu kursun anlamlardır diyorum. Hani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onları cehennemle müjdele ederken, yani elinde bir değnek var, ona değdir, Allah-u Teala buyuruyor, değdir ona, cehennemlik olsun, ona değdir, imanlık olsun değil. O, havallerine göre cehenneme şey yap. Ben şimdi cübbeliği cehennemle, yaşasın cübbeli için cehennem diyebiliyorum. Cevat Akşit için, yaşasın Cevat Akşit için, yaşasın cehennem diyorum. Benim çocukluk arkadaşım var, muhatap olmuyorum şimdi. Adamın yapmadığı nane yok. Yaşasın onun için cehennem diyemiyorum. Niye? Kafir diyemiyorum. Şahit olmadım adamın. Ki karı kız olayı var. İçki içer. Haram helal dinlemez. Ama kafir diyemiyorum herife. Cübbeli'ye diyorum. Cevat Akşit'e diyorum. Sakaryevi'ye derim. Ama niye? Şartlar dahilinde. Ben ortaya bir şey koymuşum. Yani Mehdi senin cemaatin, senin şeyhin Mehdi diye diye ölecek. Sen onun bayrağını alacaksın. Mehdi çıkacak. Yarın çıkacak. Öbür gün çıkacak. Ya ileride çıkacak. Ulan ümmetin ömrü bitti. Sana mı inanalım? Resulullah'a mı inanalım? Ümmetin ömrü bitti. Ümmetin ömrü bitti. Sen de o cemaatte takıl. Sana da senin şeyhine dediğimiz gibi deriz. Kafir olarak öldü diye. Senin şeyhin benim üzerime vebal var mı? Ben diyebilirim. Diyebilirim şunu. Kafir olarak öldü. Kafir olmadıysa Allah bilir. Ama ben bunu söyleyebilirim. Vebal altına girmem. Senin için de söylerim. Ve sen vebal altındasın hakikaten. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.